Evet arkadaşlar, şimdi en çok iki tane çubuğun yerini değiştireceğim ve aşağıdaki şekillerden hangisini elde edemediğimi bulmaya çalışacağım. Bakın, şu çubuğu buradan silin, şuraya alın. Bu durumda arkadaşlar A seçeneğindeki ifadeyi elde etmiş olursunuz. Hocam, bir tane çubuğun yerini değiştirdik. Bakın zaten ne diyor? En çok iki tane değiştireceksin. Yani ya bir tane değiştireceksin, ya iki tane değiştireceksin, ya da hiç değiştirmeyeceksin. O yüzden burada bir tane değiştirdiğimde herhangi bir problem görünmemekte. Şimdi devam ediyorum. Bu ifadeyi nasıl elde ederim? Bak, bunu hiç dokunmayacağım. Buna hiç dokunmayacağım. Şuradakini alacağım. Şuradakini alacağım. Şunu aldım. Ve arkadaşlar şuraya koydum. Şu şekilde. Tamam. Şimdi bir de şunu aldım. Şunu aldım. İkinciyi aldım. Onu da buraya koydum. Yani şurayı görmezseniz şuradaki şekilde, şuradaki şekil aynı olduğundan bunu da elde edebiliyorum. Devam ediyorum. Geldim buraya. Şuna. Şimdi şuradakini alın. Kaldırın bunu. Şunun ucuna ekleyin. Tamam. Bu durumda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar C seçeneğindeki ifadeyi elde etmiş oldum. Ve bir tane çubuk yer değiştirdiği için şartlar sağlanmış oldu. Devam ediyorum. Buna geldim. Şimdi şu çubuğu buradan aldım. Bunu buraya koydum. Şu şekilde. Ardından şu çubuğu aldım. Bunu da arkadaşlar buraya koydum. Elde etmiş olduğum şekilde D seçeneğinde verilen şekil aynı olduğundan bu da şartları sağlar. O halde doğru yanıt E seçeneğidir. Evet, oyun kartlarının oyunculara eşit sayıda dağıtılarak oynandığı bir oyunda kartlar dağıtıldıktan sonra mevcut oyuncuların yanına bir oyuncu daha gelip oyuna katılmak istiyor. Kartları yeniden dağıtmak yerine her oyuncu rastgele iki kart seçip yeni oyuncuya verdiğinde tüm oyunculardaki kart sayısı eşit olmuştur. Buna göre oyundaki toplam kart sayısı hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar, oyunda kaç tane oyuncu olduğunu bilmiyorum ama x tane n tane oyuncu varken her birine ne yapıyorum? X tane kart veriyorum. Şu şekilde. Ve burada arkadaşlar kaç tane oyuncu var? Sayısını bilmediğim için ne diyeceğim? N tane var diyeceğim. Bu durumda arkadaşlar oyundaki kart sayısı nx'tir, değil mi? Bu ifade kart sayısını verir bize. Oyuna yeni bir kişi geldiğinde burada arkadaşlar toplamda oyuncu sayımız ne olacaktır? N artı 1 olacaktır. N artı 1 tane oyuncumuz olacaktır. Ve yeni oyuncuya herkes ikişer kart verdiğinde bunda x eksi 2 tane, bunda x eksi 2 tane, burada x eksi 2 tane ve son oyuncu da x eksi 2 tane kart olmaktaymış. Ve kart sayıları da eşitmiş görmüş olduğunuz gibi. O halde oyundaki toplam kart sayısı için n artı 1 çarpı ne diyebilirim? X eksi 2 diyebilirim. Bu ifade de bana burada neyi verecektir? Kart sayısını verecektir. Bu durumda şu ifadeyle şu ifade birbirine eşittir. Şurada yapalım. Nx ifadesi n'i içeri dağıtırsam nx eksi 2n artı x eksi 2'dir. Şunlar gitti. Tamam. Bu durumda arkadaşlar şu eksi 2'yi karşıya alırsam burası 2 olur. Ve burada arkadaşlar ne kaldı? X eksi 2n ifadesi kaldı. Oyundaki toplam kart sayısını bulmaya çalışıyorum. Hangisi olabilir diyor zaten. O halde değer vermeye çalışacağım. Şimdi nasıl yapalım? Bak, şuna 4 versem, şuna 1 versem şart sağlanır. Buna 6 versem, şuna 2 versem şart sağlanır. Buna 8 versem, buna 3 versem şart sağlanır. Devam ediyorum. Buraya eğer ki arkadaşlar 10 verirsem, buraya da 4 verirsem şart sağlanır. Bu durumda 10 ile 40'ın çarpımı nx ifadesi kart sayısını vereceği için 10 ile 4'ün çarpımı 40 yapar ve oyundaki kart sayısı 40 olabilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, buna göre buradaki sembollerin yerine hangisi yazılırsa buradaki işlemin sonucu 7 olur diye sormakta. Valla deneyeceğim. Artı yazdım. Eksi yazdım. Çarpma yazdım. Şimdi bu durumda önce çarpma işlemi yapılır, değil mi? Burası 6. 4 çıkarttım. 6, 4'ten 6 çıkarttım. Eksi 2, 10 yaptı. Olmadı. Bu olmadı. Şimdi artı yazsam 16 olacak. Eksi eksi yazsam 4'ten 3 çıkarttım 1. 1'den 2 çıkarttım eksi 1. Toplamı 11 yaptı. Bu ifade de olmadı. C'yi deneyelim. 12'yi arkadaşlar geleceğim. 4'e böleceğim. Ardından bunu 3 ile çarpıp bu ifadeden 2 çıkartacağım. Bakalım 7 geliyor mu? 12'yi 4'e böldüm.
Sonuç 3. 3 ile 3'ü çarptım. Şu kısım ne yaptı? 9 yaptı. 9'dan 2 çıkartırsam sonuç 7 geldiği için doğru yanıt C seçeneğidir. Evet, aşağıda 1'den 8'e kadar sayıların yazılı olduğu 8 kart verilmiştir. Her bir hamlede sadece yan yana bulunan 2 kartın yeri değiştirilerek asal sayılar yan yana getirilecektir. Bu işlem en az kaç hamlede yapılır diye sormakta. Şimdi 2 ile 3 zaten yan yana. O halde bunlara çok dokunmayacağım. Şu 5'i arkadaşlar 4 ile yer değiştireceğim. Ve burada şunu elde edeceğim. 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8 elde edeceğim. Bir hamle yaptım. Ardından şu 6 ile 7'nin yerini değiştireceğim. 1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8 olacak. İkinci hamleyi yaptık. Şu iki ifadeyi yer değiştirirsem 1, 2, 3, 5, 7, burada 4, burada 6, burada 8. Yani şu anda asal sayılar yan yana oldu ve ben toplamda 3 hamle yaptığım için doğru yanıt A seçeneğidir. Evet, kuruluşundan itibaren her yıl geliri bir önceki yıla göre %25 artan bir şirket 4. yılın sonunda gelirini 625 bin TL yapmış. Buna göre bu şirketin 1. yıl sonundaki geliri kaç TL? Şimdi ilk sene X TL olsun arkadaşlar. Ne yapacağım? 1. senenin sonunda şu anda şöyle bir mantık var. Kuruluşundan itibaren her yıl gelirini bir önceki yıla göre. Şimdi 1. yılın sonunda arkadaşlar geliri X TL olsun. 1. yıl sonu diyelim buraya. Şimdi bu durumda 2. yıl sonunda geliri ne olacaktır? %25 artacaktır. Yani X sıranın %125'ini kazanacak. Devam ediyorum. 3. yıl sonunda bir önceki yıl x çarpı 125 bölü 100 kar etmişti. Ve bu ifadenin arkadaşlar tekrardan ne yapacağım? %125'ini alacağım. 4. yıl ise arkadaşlar 4. yılın sonunda da bir önceki yılda x çarpı 125 bölü 100 çarpı 125 bölü 100 kar elde etmişti. Bu ifadenin ne yapacağım? Yine %25 fazlasını alacağım. Bu durumda da arkadaşlar bu ifadenin sonucunun ne yaptığını biliyorum. 625 bin TL yaptığını biliyorum. Şimdi şunlar gitti. Burada arkadaşlar ne kaldı? 5 kaldı. Tamam. Peki şöyle yapalım. X çarpı 125 çarpı 125 bölü alt tarafta arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 0 olduğu için burası onun 6. kuvveti olacak. Ve bu ifade burada 5000'e eşit. 500'ü 125'e böldüm. 4 kaldı. 1 kaldı. Tamam. Bu durumda arkadaşlar x ifadesi şu 10 üzeri 6'yı karşıya alırsam 4 çarpı 10 üzeri 7 olacaktır. Buradaki sıfırdan dolayı. 125'e bölersem burası 125 olacaktır. İşte bu ifadenin sonucu istenmekte. Şimdi yukarıdaki ifade arkadaşlar 4 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 olarak yazalım. 3 tane 10 kullandım. 10 üzeri 4 yazacağım. Alt tarafta 125 var. 125'e böldüm. Yani 3 tane 5'e böldüm. Şunlara da böldüğüm zaman bunlarda ne kaldı? 2 kaldı. Bu durumda arkadaşlar şu kısım ne yapar? Şunların çarpımı 32 yapar. 32 ile 10'un 4. kuvvetini çarparsam buradan ne elde ettim? 320 bin TL elde ettim. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet, bir galeride arkadaşlar tüm araçlar %25 karla satılmaktadır. Aynı markaya ait araçların bir takım özellikleri verilmiş. Buna göre 5 kapılı mavi renkli aracın satış fiyatı kaç TL'dir diye sorulmakta. Şimdi bir tablo yapıyorum. Burası mavi. Burası arkadaşlar beyaz. Arabaların satırı olacak. 3 kapılı ve 5 kapılı. Şimdi 5 kapılı mavi renkli araçların maliyeti, yani şurası, beyaz renkli araçların maliyetinin 3 kapılı beyaz renkli araçların maliyetinin 2 katı. Yani arkadaşlar buradaki maliyet 100x TL ise buradaki maliyetin de 200x TL olduğunu biliyorum. 3 kapılı mavi renkli araçların maliyeti 5 kapılı beyaz renkli araçların maliyetine eşittir. Yani burada eğer ki arkadaşlar 100Y varsa bu ifadenin de 100Y olması gerektiğini biliyorum. Hemen şunu not edelim. Eğer ki tüm araçlar %25 karla satılıyorsa buradan elde ettiğim karın 25Y olması
ve bu aracın satış fiyatının 125 TL olması lazım. Eğer buradan %25 kar elde ediyorsam, karım 50x'tir, satış fiyatım da 250x'tir. Karım 25x'tir, satış fiyatım 125x'tir, karım 25 TL'dir ve satış fiyatımın da 125 TL olması lazım. Çünkü tüm araçları %25 karla satıyormuşum. Şimdi şurada bir bilgi var. Diyor ki 6 adet 5 kapılı beyaz aracın satışından elde edilen kar miktarı. 6 adet 5 kapılı beyaz aracın satışından bir tanesinin satışından 25 TL elde ediyorsam 6 tanesinin satışından bu kadar para kazanacağım. Ve bu ifade arkadaşlar 4 adet 5 kapılı mavi renkli aracın satışından elde edilen kara. Bakın mavi araç 5 kapılı, karım 50x olduğu için bunu 50x ile çarpacağım. 25'e böldüm, 25'e böldüm 2 kaldı. 2 tarafı 2'ye böldüm. 3 y'nin değeri ne geldi? 4x geldi. Bu burada kalsın. Tamam, ne diyor bize? 1 adet 3 kapılı mavi renkli aracın satışından 30.000 TL kar elde ettim ki bu ifadenin de 25 y olduğunu biliyorum. İki tarafı 25'e bölersem y'nin değerini 1200 olarak bulacağım. Y yerine 1200 yazarsam buradan da arkadaşlar x'in değerini 900 olarak hesapladım. Neyi soruyor bize? 5 kapılı mavi renkli aracın satış fiyatını soruyor. 5 kapılı mavi renkli aracın satış fiyatı 250x'tir. Eğer ki arkadaşlar ben burada 250 ifadesiyle x yerine 900 yazıp bu iki ifadeyi çarparsam 225.000 TL elde ettiğimden doğru yanıt C seçeneğidir. Evet, aşağıda farklı uzunluk ve renklerde çubuklar gösterilmiştir. Çubuklardan 44 tanesi aşağıdaki örüntüyü oluşturacak şekilde ucuca yapıştırılmıştır. Buna göre oluşan çubuğun orta noktasının mavi renkli bir parçanın orta noktasında olması için sağ ucundan en az kaç parça çıkarılmalıdır diye sorulmakta. Şimdi 44 tanesi kırmızı, sarı, kırmızı, mavi. Kırmızı, sarı, kırmızı, mavi. Şimdi buradaki ifadeye dikkat ederseniz arkadaşlar şu dörtlü grubu hep devam ettiriyorum. Kırmızının uzunluğu 6. Kırmızının uzunluğu 6. Burası 4, burası 1. O zaman bunun uzunluğu toplamda ne yapar? 17 yapar. Doğru mu? 17 yapar. Tamam. Şimdi 4 tane var. Eğer ki 44 tane kullandıysam bu bloktan 11 tane vardır. O halde arkadaşlar çubuğun toplam uzunluğu 17 çarpı 11'e eşittir ki bu ifade arkadaşlar ne yapar? 17 topladım, 187 yaptı. Şimdi çubuğun orta noktasını bulmaya çalışacağım. 187'den öyle bir parça çıkartacağız ki, öyle bir uzunluk çıkartacağız ki bu ifade arkadaşlar 2'ye böldüğümüzde bu ifadenin sonucu mavi çubuğun ne olması lazım? Orta, mavi renkli parçanın orta noktasında olması lazım. Şimdi mavi renkli parçanın orta noktasına ben bunu nasıl getiririm? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada şöyle bir durum söz konusu. Şu kısım 17 santim. Yani şu, bir dakika arkadaşlar, bir saniye. Şu bölüm 17 santim. Mavi nokta, mavi parçanın orta noktasının olduğu yerde toplamda 16,5 santim. Şimdi bunu 17 arttırdığımda hep mavinin ortasına geliyorum. O zaman bu ifadenin burada 16,5 artı 17K'ya eşit olması lazım. 17 arttırdığım için. Şu 2'yi karşıya çarpma olarak alırsam 187 eksi x ifadesi 33 artı ne yapar? 34K yapar. 33'ü karşıya aldığımda 154'ten x çıkarttığımda sonucun 34K olması lazım. Şimdi 34'ün katlarını düşünüyorum. 34'ün 4 katını alırsam 6, 1, 12 ne yaptı? 136 yaptı. Şimdi 136 olması için K yerine 4 yazmam lazım. K yerine 4 yazıp buraya 136 yaparsam bunu karşıya aldığımda 154'ten 136 çıkarttığımda 14'ten 6 çıkarsa 8, 4'ten 3 çıkarsa 1. Yani 18 elde ediyorum. Bu durumda arkadaşlar x'in değeri 18 gelecek. Şimdi 18 olması için de şimdi şurası 1 santim,
Şurası 6 santim. Şurası 4 santim. Şurası 6 santim. Toplam ne yaptı? 17 yaptı. 1 santim de şuradan çıkartırsam, yani 1, 2, 3, 4, 5 parça çıkartırsam doğru yanıt E seçeneğidir. Evet, aşağıda verilen oyun alanındaki pembe ve mavi kaplumbağalar aynı anda eşit birimlerde ancak zıt yönde hareket etmektedir. Örneğin mavi kaplumbağa bir birim sağa hareket ederken pembe kaplumbağa bir birim sola hareket ediyor. Mavi kaplumbağa 3 birim yukarı hareket ederken pembe kaplumbağa 3 birim aşağı hareket etmekte. Oyun alanında her bir hücrenin puanı vardır. Bu puan oyun alanının satır ve sütun numaralarının çarpımına eşittir. Örneğin mavi kaplumbağanın bulunduğu hücrenin puanı 6 çarpı 2'den 12, pembe kaplumbağanın bulunduğu hücrenin puanı 3 çarpı 7'den 21'dir. Mavi kaplumbağa bulunduğu yerden toplam 3 birim hareket ettiğinde iki kaplumbağanın bulunduğu hücrelerin puan farkı en çok kaç olabilir diye sormakta. Evet, şimdi arkadaşlar eğer ki mavi kaplumbağa 3 birim yukarı çıkarsa nereye gelecek? Buraya gelecek. Kırmızı kaplumbağa da bu durumda 3 birim aşağı indiğinde buraya gelecektir. 3 kere 2 6 yapar. 6 kere 7 42 yapar. Bu iki ifadenin farkı 36 olduğundan doğru yanıt C seçeneğidir.